Büyük Değişim Partisi. Evet. Senin başkan yardımcısı olan Profesör Mahir Kaynak var veya kurucularından. Ona o televizyon muhabiri, Flash televizyonu Ankara, İstanbul ve Bursa'da yayın yapan o televizyonun muhabiri diyordu ki işte Sayın Kaynak bir şey oldu ve dedi ki adam Mahir Kaynak eski MİT'çi olarak emekli MİT bilmem nesi filan. Emekli olduktan sonra MİT'e daha fazla hizmet ediyor adam aslında. İşin bu da ayrı bir yanı. Onun ağzından bir söz çıktı. Yani Türkiye'de hiçbir parti Amerika yeşil ışık yakmazsa iktidar yüzü göremez. İktidara gelemez. Yani bu şu an için geçerli kuraldır dedi Mahir Kaynak. Bunun üzerine muhabir belki aklına gelmeyecekti böyle bir şey aklına ama bu kadar açık bir ifadeden sonra sorusunun yönünü çevirdi ve dedi ki peki Sayın Kaynak siz de bir parti kurdunuz, kurucularındansınız ve şu anda da işte genel başkan yardımcısı yahut genel sekreteri neyse yani. Genel bu, başkan yardımcısı. Evet. Bu durumdasınız. Peki siz iktidar düşünmek istemiyor musunuz? İktidar istemiyor musunuz? Siz seçimlere girmeyecek misiniz? Gireceğiz dedi o. Dedi peki sizin için biraz evveliniz şey sizin için mevzu bahis değil mi? Dedi efendim bizi onu bunu yok. Herkes için geçerli bu. Bizi de kapsamına alıyor dedi açıkça. Dedi peki o zaman ne değişecek? Yani diğer partilerle aranızda ne fark olacak? Niye ayrı bir parti kurdunuz? Madem Amerika'ya tabi olacaksınız. Madem Amerika'dan yeşil ışık görmeyince kırmızı yaktı dur. Portakal rengi yandı yavaşla. Yeşil yandı geç. Alayınız bu konuda birbirinize benzeyecek. Niye ayrı bir parti kurdunuz o zaman dedi muhabir. Verdiği cevap çok enteresan. Aynen hafızamda. Diyor ki efendim diğer partilerle bizim aramızdaki fark şu. Diğer partiler Amerika'ya söz veriyorlar. Amerika yeşil ışık yakıyor şey ama dalıyorlar ve unutuyorlar yeşil ışığı. Bazen kırmızı ışıkta, bazen turuncu ışıkta da geçiyorlar. Fakat biz asla öyle yapmayacağız. Yani hep kırmızıda duracağız, turuncuda yavaşlayacağız, yeşilde geçeceğiz. Yani farkımız bu.